Ether satan Balina'nın mevcut karı ve portföyü üzerine konuşacağız. Bakınız şu şekilde bir haber var. Genel olarak da bunu değerlendireceğiz diyebilirim. ETH satan Balina bu altcoin'den aldı. 678 kat kazandı diyor. Birincisi Ether satma noktası. Tabi bunlar olabiliyor. Yani mantıken tabii ki Ether satmak oluyor ama buna çok da bu gözle bakmamak lazım. Ether sattı falan tarzında. Zaten Pip ve Shiba, hani burada yapılan anlatı ve haberdeki ana coinler olarak da karşımıza çıkan bu iki altcoin doğrudur. Zaten Ether balinaları tarafından oldukça kabul gören kripto paralardır ve üzerinden çok yüklü trade dönmektedir. İkincisi Shiba zaten Ether balinaları tarafından en çok tutulan altcoin'dir. Bir diğer konu öyledir ki mesela Pip token'ı da son zamanlarda bayağı alıyorlar bu arada ki çıktığından beri hayli aktifler. Dogecoin de öyle. Dogecoin'de de son zamanlarda yoğun bir aktivite göstermektedirler, tamam mı? Buradaki Ether noktası zaten Ethereum balinaları Ether coin'i şey gibi kullanır. Stable coin gibi kullanır. Yapılan bu satış olarak adledilen şey zaten merak etmeyin. Bir gün dönüp dolaşıp tekrar o para Ether'e dönecektir yani. Bu Shiba için de geçerli, bu ne bileyim Pip için de geçerli. Ne kadar kalıcı, ne kadar değil noktası değişiklik gösterebilir. Ama sonuçta evet bir gün dönüp dolaşıp o Ether'e o para geri dönecektir. Tamam mı? Diyor ki ne diyor? ETH satan bir balinanın haberi var şimdi. Dogecoin ve Shiba Inu gibi şaka tokenları önceki boğa döngüsüne dikkat çektiler. Buna göre önemli kazançlar sağlarken Pip 2023'ün öne çıkan meme coin olarak ortaya çıktı. Önemli fiyat artışları yaşadı. Diğer taraftan Binance'da bir listeleme sağladıktan sonra Pip'in yukarı yönlü hareketleri yeniden başladı. Bu durum daha fazla kazanç bekleyen önemli bir yatırımcının diyor, dikkatini çekti. Aynı zamanda Pip'te bir şeye de dikkat etmek ve altını çizmek gerekiyor. Pip Coin şu anda vaktiyle Shiba'nın yaşadığı bir durumu yaşıyor. Nasıl? Daha doğrusu Shiba'nın demişim, düzeltiyorum. Floki'nin yaşadı. Floki vaktiyle Binance'da listelenmeden önce sürekli ama sürekli olarak BSC balinaları tarafından toplanırdı. Aktiviteye bir bakıyorsunuz. Devamlı bir floki aktivitesi. Devamlı bir floki aktivitesi. Tabii ki de neticede Binance'da listeledi. Olacağı da buydu zaten. Şu anda ne var? Benzer bir durum Coinbase üzerinde Pip'te var. Tamam mı? Şu an Base'e bir bakıyorsunuz. Evet. Korkunç derecede yüksek diyebileceğimiz bir aktivite var Pip üzerinde. Ve bu da Coinbase'in ilerleyen vakitlerde Pip'i listeleyebilme ihtimalinin yüksek olduğu hiç değilse bu noktada nedir o? Kendilerine bir talep olduğu anlamı taşıyor. Peki. Ne diyor? Önemli. Ayrıca diyor kayda değer fiyat artışları dikkat çekti. Zaman zaman meme coinleri tercih ediyorlar. Burada Shiba üzerinde bayağı bir aktifler biliyorsunuz. Aynı şekilde Pip'te alımlar yapıyorlar. Dogecoin'de de son zamanlarda alımlar yapıyorlar. Normalde çok fazla radar olmasa da doğrudur. Son aylarda Ether balinalarının Dogecoin'e de belli bir ilgisi başladı ve bu şekilde süre gelmeye devam etti. İkinci olarak zaman zaman evet shitcoin alımları yapıyorlar. Çok küçük miktarlarda işte bir tane shitcoin var. Küçük miktarda mesela bunun üzerinden bir alım gerçekleştiriyor. Ama çok cüzi miktarlarda. Sadece can sıkıntısına yapıyorlar bunu bu arada. O yüzden çok karıştırmamak gerekecektir ikisini. Evet, şöyle devam edelim. Geçtiğimiz dönemde Pip varlıklarında 678 katlık etkileyici bir artış elde eden bir yatırımcı, şaka token'ın potansiyeline olan güvenini bir kez daha gösteriyor. Evet. Bu yatırımcının kayda değer başarısı Pip'in değeri yükseldikçe topluluğun dikkatini çekti. Özellikle Pip etkileyici fiyat artışlarının ardından ünlü kripto para borsası Binance'da listelendi. Aynen öyle. ETH satan yatırımcının son hamlesi saygın bir veri sağlayıcı olan
Luke Onchain'e göre daha önce PIP'ten önemli kazançlar elde eden yatırımcı yakın zamanda bir başka meme coin satın aldı. Yatırımcı bu kez kripto para sektörünün önde gelen altcoin'lerinden Ethereum'u PIP'e dönüştürmeyi tercih etti. Bu stratejik hamle yatırımcının Shaka Token için bir başka önemli fiyat artışı turu beklediğini gösteriyor. PIP'i düşündüğümüz zaman bakın PIP ve Shiba zaten burada adını geçirdiğimiz bakınız iki tane altcoin. Muhtemelen bunlar kısa süre içerisinde çok ciddi yükseleceklerdir. Hem Shiba dediğim gibi hem de PIP. Dogecoin'de kısa vadeli bir rally şu an için beklemiyorum. Fakat bir noktadan sonra Dogecoin'de açılımlarını gerçekleştirmeye başlayacaktır. Daha rötarlı olsa da. Ama dediğim gibi kısa vadede bir yükseliş, kısa vadeli bir rally için konuşuyorsak şu an kısa süre içerisinde PIP ve Shiba'da potansiyel yükseliş ihtimali çok fazladır. Dogecoin'de daha henüz böyle bir hareket hususunda net senaryo yoktur. Luke Onchain yatırımcının ticaret faaliyetlerinin ayrıntılarını resmi Twitter hesabında paylaşıyor. Diğer taraftan yatırımcının ETF PIP yolculuğunu ışık tutuyor. Son tweetlerinde şunları vurguladılar. Bu arada bu adamın portföyünde Dogecoin var mı bilmiyorum. Ama Shiba kesin vardır. Kesin yani %100. Hiç böyle lamicimi yok. Bir yatırımcı son alımları sayesinde PIP'ten 1.27 milyon dolar kazandı. Başarılı yatırımcı 15 Nisan'da portföyündeki bir Ethereum'u ET 542 milyar PIP satın almak için kullandı. Buna göre Mayıs ayında bunları 679 Ethereum ET karşısında satarak büyük bir kar elde etti. Bu yatırımcı bir saat önce 128 milyar PIP satın almak için 100 Ethereum yani 185 bin dolar harcamış. Hayırlı uğurlu olsun demek düşer bize de ki muhtemelen bence hiç değilse muvaffak olacak gibime geliyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Ama PIP'in ben hem sezon içerisinde hem de kısa süre içerisinde pek yana yatıracağını düşünmüyorum açıkçası. Ethereum satan yatırımcıların hamlesi ne anlama geliyor? Ethereum satan yatırımcıların hamlesi odur ki örneğin bir tane kripto paraya geçiş yapıyorlar. Geçiş yaptıkları bu altcoin'de yüklü bir tutma var ise tabii ki bu şişmeye yol açıyor. Kısa süre içerisinde yapılan alım farklı balinalar tarafından da yapılıyor ise ve sürekli yapılıyorsa ya bu duruma göre çok değişir. Mesela Shiba'daki olay Haziran'dan beri sürekli alınıyordu ve Shibarium gibi bir sebep vardı. Aynı şekilde satışlar da gelmiyordu. Dolayısıyla bir patlamaya sebebiyet verdi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.